Herkese merhabalar. Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 8 Ağustos 2023 Salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Haftanın ikinci gününde piyasalardaki önemli gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Tuğberk Bey'le yaptığımız yayında zaten genel görünümden bahsetmiştik. Özellikle dünkü yayınımızda altın ve gümüş tarafındaki önemli seviyelere orta uzun vadeli görünümde değinmiştik. Yine bugün de günlük olarak yaptığımız klasik analiz yayınlarıyla sizlere destek olmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi dün ABD tarafında bir miktar daha risk eğriminin artış gösterdiğini gördük. Wall Street endekslerinden yukarı yönlü hareketlikler etkili oldu. Biliyorsunuz ki özellikle geçen hafta açıklanan bir dizi veri sonrasında biz ABD tarafında satıcı seyirlerin devam ettiğini gördük genel görünümde haftalık bazda. Bu da negatif kapanışlar etkili olmuştu. Pazartesi gün pazartesi günkü hareketlere baktığım zaman yine bir miktar satıcılı seyir beklentisi hakimdi ama sonrasında yine burada pozitif kapanışın olduğunu gördük. Dow Jones tarafta %1 videonun altı bir yükseliş, S&P 500 %0,90'lık yani %1'e yakın bir yükselişle kapanmış oldu. Nasdaq tarafında %0,61'lik bir yükseliş oldu. Bugün vadelilere baktığımız zaman yine piyasadaki risk eğiminin düşük olduğunu görüyoruz. Burada da bir miktar da negatif görünüm hakim. Özellikle S&P 500 VIX bu volatilite endeksine baktığım zaman burada da %4,50'ye yakın bir yükseliş var. Endeks tabii ki referans değer olarak bizim takip ettiğimiz 20 seviyesinin aşağısında ama geçtiğimiz dönemde de geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz ani bir hareketlik olmuştu. Özellikle tarım dışı sistem verisinin de etkisiyle yine burada yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu görebiliyoruz. Bir miktar da piyasalardaki bu volatilitenin dikkat çekebileceğini aslında diyelim bize söylüyor diyebiliriz. Şimdi Asya tarafında bir miktar da satıcılı seyri hakim. Bunun sebebi Asya tarafında da aslında küresel piyasalarda bir miktar daha özellikle bu Asya tarafında, Çin tarafında bu işte ekonomik aktivitenin zayıfladığına yönelik sinyallerin gelmeye devam etmesidir. Çin tarafına baktığımız zaman da burada hem ihracat ve ithalat tarafında beklentinin aşağısında kalan rakamlarla bir revize gerçekleşti. Çift taneli burada gerileme söz konusu oldu genel anlamda. Bu da tabii ki özellikle Asya tarafında satıcılı seyrin derinleşmesine neden oldu. Petrol tarafında da zaten bir miktar daha baskısını hissediyoruz. Özellikle buradaki ekonomik aktivitedeki gerilemeye yönelik haber akışlarının gelmeye devam etmesi de buradaki risk eğiliminin bir miktar daha azalmasına sebep olabilir. Yarın da tabii ki açıklanacak olan enflasyon verisi de bu görünüm için önemli sinyal olacaktır. Bunu da yakından takip etmekte fayda var. Özellikle bu işte petrol tarafında, Asya tarafındaki hareketleri yakından takip eden yatırımcı için önemli sinyaller olacaktır. Yine bu haftanın buradaki önemli gündem maddelerine baktığımız zaman ki piyasaların merakla beklediği veri bu hafta için tabii ki ABD tarafından çıkacak olan enflasyon verileri TÜFE tarafına odaklandı yatırımcılar şu anda. Burada açıklanacak veriye göre de piyasada özellikle altın ve gümüş tarafındaki bu baskılanmanın yön kırılımıyla beraber son bulabileceğini düşünüyoruz. Buradaki baskılanma hareketinden kastımız altın tarafında hatırlarsınız 1933 bandında 1933 seviyesi üzerindeki bu yatay bant aralığındaki baskılanma hareketi devam ediyordu. Özellikle tarım dışı sistem verisi sonrası bir 1945 denemesi gerçekleşti ama bu ara direnç seviyesinin kırılamamasıyla beraber aslında baskılanma hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Ben özellikle enflasyon verisine kadar buradaki yatay bant hareketlerinin bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bu iki günlük işte bir iki günlük seri içerisinde buradaki yatay bantın artık kırılımı enflasyon verisi sonrası gerçekleşecektir. Yön tayini içinde bir miktar daha teknik sinyallere bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi euro dolar paritesini bugün sabah konuştuk. Akşam saatlerinde tekrardan buradaki satışların hızlandığını görüyoruz. Ki uzun süredir olan yayınlarımızda biz bu 1.10 seviyesinin öneminden bahsediyorduk. Hep bu 1.10 seviyesi denendi. Bu seviyeye bir vites gerçekleşti ama üzerinde biz 4 saatlik ve günlük kalıcı hareketlikler göremedik. Bu sebeple bu 1.10 bandından alınan tepkiler sert bir şekilde devam etti ve aşağı yönlü hareketleri desteklemiş oldu. Bizim de zaten güçlenen dolar temasıyla birlikte bu tarafta aşağı yönlü beklentilerimizden sizlere bahsediyorduk. Kenin Tekin
buradaki aşağı yönüne gittin devam etmesiyle ilk destek attığımız 1.086 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki görünümde ise şuradaki majör destek hattı Euro dolar paritesinde önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada tekrardan yukarıda takip ettiğimiz direnç hattı, uzun süredir de takip ettiğimiz direnç hattı 1.10 bandıdır. Bu 1.10 bandının üzerindeki kalıcı akitlikler tekrardan 1.128 direncini test edilmesini sağlayacaktır. Ama dediğim gibi bu seviye aşağısında kaldığı sürece bu 1.086 desteğini ilk destek seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Zaten görüyorsunuz orta vadeli görünümde de şuradaki vites süreci tamamlanmış ve bir miktar daha bu akitlik onaylanmış gözüküyor. Sterlin tarafına baktığımız zaman da yine aynı tablo söz konusu. Orta vadeli görünümde yükseliş trendi son bulurken kısa vadeli görünümde minör bir düşüş trendi gözümüze çarpıyor. Burada da takip ettiğimiz destek hattı şuradaki 1.26 bandı, daha sonra da 1.231 bandını bu tarafta takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketliklerde ise 1.284, daha sonra da 1.297 bandını takip ediyoruz. Burada da tekrardan bir dönüş sinyali için şu 1.297-96 bandı üzerindeki 4 saatlik ve günlük kapanışları görmemiz gerekli. Tekrardan bir dönüş sinyali oluşabilmesi için paritede diyebiliriz. Yen tarafına baktığımız zaman dolar yen grafiğinde ise burada bir ikili dip oluşumu söz konusuydu. Bu formasyon hedefini tam olarak tamamlamadan tekrardan bir vites gerçekleşti. Günlük kapanışlara baktığımız zaman bu 141.80 aşağısında gerçekleşti ama buradaki fake kırılım sonrasında tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu oldu. Buradaki yükseliş beklentisi içerisinde bulunan yatırımcı için takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi 145 ve daha sonra 148.79 dirençleri ön plana çıkıyor. Aşağıda da tekrardan 141.80 desteği ilk destek attı. Bunun aşağısında 139.83 desteği karşımıza çıkıyor. Şimdi yayın başında altın tarafından bahsetmiştik. Dünkü yayınımızda da hatırlarsınız altın tarafına sıkça değindik. Hatta orta uzun vadeli buradaki hedeflerimizi de konuşmuştuk. Ama bu da kısa vadeli görünüme baktığımız zaman da şurada yatay bant hareketinde bakın. İşte tarım dışı istihdam verisi çıkandı. Bir hafif yukarı yönlü tepki sonrasında tekrardan yatay bant hareketinin devam ettiğini gördük. Burada şu 1933 desteğinde bir miktar daha ben yatay görünümün devam edeceğini düşünüyorum. Bu 1933 desteğinin alınan tepki sonrası 1945 ve 1958 dirençlerinin kırılımı önemlidir. Özellikle burada artık bu enflasyon verisi sonrasında 1958 direncini kırarsak yeni bir trend dönüşüm sinyali orta vadeli görünümde karşımıza çıkabilir. Bu da hareketlerin ivmeli bir şekilde gerçekleşmesine neden olabilir. Bundan dolayı 1958 kırılımını iyi takip etmek gerekli diye düşünüyorum. 1933 aşağısındaki hareketlik durumunda ise 1920 ve tekrardan 1902 destekleri ön plana çıkıyor. Gümüş tarafında da burada takip ettiğimiz artık 200 günlük hareketli ortalamaydı. 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında dün bir kapanış gerçekleştik ama bugünkü kapanış bunun üzerinde mi olacak, aşağısında mı olacak bir miktarda sinyal verebilir. Özellikle bugünkü kapanışın aşağısında olması tabii ki bir miktar baskıyı arttırabilir ama ben bu 2 günlük seri içerisinde bir miktarda veriye kadar özellikle bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir miktarda tutunması olasılığının kuvvetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki bir veri açıklanmadan önce genelde ya işte potansiyel bir destek seviyesinde olduğu belli enstrümanlar ya da işte potansiyel bir direnç seviyesinde olabiliyor. Bundan dolayı burada 200 günlük hareketli ortalamada tutunma isteği fazla olabilir. Tabii olasılıksal olarak böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Burada da yine yukarı yönlü hareketliklerde de 50 ve 20 günlük hareketli ortalamaları takip ediyoruz. Aşağıda eğer 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısındaki bir doğrulayıcı hareketlikte de 22-12 desteği ön plana çıkıyor bu tarafta da. Son olarak petrol tarafına bakalım. Burada şu WTI tarafında bizim bu 84-40 seviyesine doğru bir hareketlik beklentimiz vardı. Hatırlarsınız 70-70 bandından olan kırılım sonrasında. Bunun hemen aşağısındaki bant aralığından bir miktar dönüş gerçekleşti ama şu 80-69 bandı önemli. Daha sonraki hareketlikte de 78-60 bandı önemli olacaktır. Şuradaki ikili dip senaryosunun ben bir miktarda işleyebileceğini zaten düşünüyorum. Biliyorsunuz bu taraftaki
haber akışları da olumlu gelmeye devam ediyor. Tabii ki bazı işte olumsuz haber akışları Çin'de ekonomik aktivitenin bir miktarda işlerin kötüye gittiğine yönelik verilerin gelmesi tabii ki buradaki geri çekimlerin olmasını sağlayacaktır. Bunlar doğaldır ama bir miktarda yukarı yönlü kırılımlarda şu 84-60 direncinin kırılımı sonrası özellikle bu 90 bandı karşımıza çıkıyor. Şu anda her ne kadar kısa vadeli görünümde geri çekimler olsa da bir trend dönüş şuradan baktığımız zaman bir trend dönüş sinyali oluşmuş durumda değil. Tabii trend dönüş sinyali oluştu diyelim, bir gelen haber akışları tam tersi işte etki etti diyelim. Bundan da sizlere tabii ki bilgilendiriyor olacağız. Ama şu anda baktığımız zaman destek hatlarından tepki alınmanın devam ettiğini görüyoruz. Yani genel görünümde burada aşağıda takip edeceğimiz ilk destek hattı şuradaki 80-68 aşağısı kalacak, sonrası 78-60 bandı olacaktır. Yukarıda 84-60 bandını takip etmeye devam ediyoruz. Yani genel olarak piyasadaki güncel görünüm bu şekilde. Enflasyon verisine kadar tabii ki belli enstrümanlardaki yatay band hareketleri normal kabul edilebilir diye düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.